Başkan, değerli milletvekilleri, Gelecek Saadet Grubu'nun grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın vatanını ve topraklarını korumak adına yapmış olduğu eylemden sonra İsrail orantısız bir güç kullanmıştı. Ve bu orantısız güç katliamlarla, soykırımlarla devam ediyor. Soykırımlarla ve katliamlarla devam ederken hatta ilk saldırıdan sonra şunu söylemiştim. Bu Hitler'in Reichstag şey gibi yangını gibi, Netanyahu da aynı şekilde Reichstag yangınına karşı Hamas'a karşı yapabileceği, iktidarını muhafaza etmek için yapabileceği katliamlar demiştik. O katliamlar devam ediyor. Ama bununla ilgili olarak da aynı zamanda hem Musevi dünyası, hem Hristiyan dünyası, hem de İslam dünyasının liderleri sınıfta kalmış vaziyette. Özellikle İslam dünyasının liderleri, Müslüman dünyasındaki Müslümanlar dernekleriyle, vakıflarıyla, platformlarla ayağa kalkmak istedikleri zaman istiyorlar. Ama liderlerse nedense seslerini çıkarmıyorlar. Buradaki zulme karşı sessiz kalıyorlar. Sessizliklerine de karşı da çeşitli kılıflar giydiriyorlar. Ve İsrail burada hastaneleri bombaladı. Kiliseleri, camileri bombaladı. Toplulukların bulunduğu yerleri bombaladı. Acımasız, adeta Hitler'e rahmet okutan bir uygulama yapıyor. Hitler'e soykırımcı diyorlardı. Kendileri de hem katliamcı hem de soykırımcılar. 35 bin kişi öldü Birleşmiş Milletler kararlarına göre. Ve de aynı zamanda 15 bine yakın çocuk ve kadın öldürüldü burada. 100 bine yakın bina tahrip edildi. Enkazların altında ne kadar kişinin yattığı bilinmiyor. Ne kadar kişinin öldüğü bilinmiyor. Bu ancak bir ateşkes olursa bilebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Hastane bombalaması olduğu zaman burada grup başkan vekilimiz İsa Mesih Şahin Bey hemen başkanlıkla konuşarak diğer grup başkan vekilleriyle burada ortak bir bildiri yayınlamış. Hemen buradan İsrail Büyükelçiliği'nin önüne gitmiştik. Orada kitleler toplanmışlardı. Orada konuşmalar yapmıştık. Bütün dünyayı bu noktada uyanık olmaya, bu noktada dikkatli olmaya davet etmiştik. Ve ardından da biliyorsunuz bizim grup önerimiz, burada bir grup önerisi vermiştik Gelecek Saadet Grubu olarak. Ne demiştik? Gelin bununla araştırmak üzere sizin Netanyahu ile aranız iyileşti, sizin Mısır Devlet Başkanı Sisi ile aranız iyileşti, sizin Hamas ile aranız iyi, sizin Filistin Devleti ile aranız iyi, Mahmut Abbas ile aranız iyi. Gelin partilerden, buradaki 15 partiden birer kişiyi tespit edelim ve ardından da Gazze'ye gidelim. Bu bombalamanın İsrail'in dediği gibi Hamas tarafından mı yapıldığını yoksa hakikaten İsrail tarafından mı yapıldığını bilelim, araştıralım dediğimiz zaman siz burada önergemizi reddetmiştiniz. Bunun üzerine arkadaşlarımız beraberce 4 milletvekili arkadaşımız Mısır'a gitmişlerdi. Gazze kapısına kadar gittiler, Refah kapısına kadar gittiler ama geçememişlerdi. Değerli milletvekilleri, ardından burada bir milletvekili arkadaşımız 4 milletvekili gittikten sonra İnsan Hakları İnceleme Komisyonu buraya heyet göndereceğini söyledi. Nerede bu heyet? Ne zaman gitti? Kaç ay geçmiş burada? Niye gönderemediniz? Madem gönderemeyecektiniz niye böyle bir karar aldınız? Değerli milletvekilleri, ardından biz burada 5 grup önerisi verdik, araştırma önergesi ve 3 soru önergesi verdik. Ve burada bir milletvekilimiz ilk defa olarak bir gazeteciye kaynak göstererek dedi ki buraya çeşitli limanlardan, Türkiye'nin limanlarından buraya İsrail'e yiyecekler gidiyor, eşyalar gidiyor demişti. Ve oradan şunu söylemiştiniz, iyi hatırlayın lütfen. Bu kayıtları da çıkarır, tek tek okurum burada. Yalan söylüyorsunuz diyerek İsa Mesih Şahin Bey ile beraber orada çok dikkatli dinlemiştik. Ve acaba bir olay çıkar mı? Nasıl Hasan Bitmez'i de koruyabiliriz? Bir saldırı karşısında nasıl koruyabiliriz diye kendi aramızda da konuşmuştuk. Değerli milletvekilleri, Hasan Bitmez burada bunları konuşurken şöyle diyordunuz. Yalancısın, yalancı ve suç işliyordunuz. Aynı zamanda yalan söylüyorsun diyordunuz. Yalan söylüyorsun diyebilirsiniz. Ama yalancısın diyemezsiniz. Suç işliyorsunuz. Gelin şimdi şunu yapalım. Burada iktidar, hükümet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten bir hükümet var. Bu hükümeti bu izamlardan, bu ithamlardan, diyorsunuz ki bunlar iftira, bu iftiralardan, bu yalanlardan öyle söylüyorsunuz. Öbür tarafta diyor ki hayır bu iddialar doğrudur diyor. Bizler de diyoruz ki bu iddialar doğrudur. Gelin bununla ilgili bu araştırma önergemize evet verelim. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hem hükümetin, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını koruyalım beraberce birlikte. Hangisi doğru, hangisi doğru değil diyerek. Ve ardından da Ulaştırma Altyapı Bakanı bir açıklama yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Dedi ki 701 gemiden buraya şu tarihler arasında 3 ay içerisinde binlerce 1.9 milyon ton buraya eşya taşındı dedi. İçeriğini sordukları zaman içeriğini de Ticaret Bakanı'na sor.
Sayın Özdağ, lütfen tamamlayın. 2023 tarihi 24 tarihinde bir soru önergesi verdim. Kime? Ticaret Bakanı'na. Ya Allah aşkına, yeni bir anayasa yapmaktan bahsediyorsunuz siz. Ne anayasası siz? Mevcut anayasaya göre 15 gün içerisinde bana cevap vermek zorunda değil mi bu bakanlar? Laüsel mi yoksa bunlar? Laüsel insanlar mı? Ne dedi? Hala cevap vermedi bana. Şimdi de kalkmış diyorsunuz ki kısıtlama yapıyoruz diyorsunuz. Kim söylüyor bunu? Bakan söylüyor. Kiminle söylüyor? Hükümetin onayıyla söylüyor. Peki bu kısıtlamayı yaptığına göre hani bunlar Filistin'e gidiyordu? Efendim, Filistin'in limanları yoktu. İsrail'e gidiyor. İsrail de çok merhametli bir devlet. Zaten katil bir devlet, soykırımcı bir devlet, siyonist bir devlet. Biliyorsunuz da bunu. Ardından da bu yalanları bize söylüyorsunuz ve bunu da kabul edin diyerek de söylüyorsunuz. Ardından bakıyoruz, bu sefer kısıtlama. Peki burası Filistin'e gidiyordu. Niye kısıtladınız Filistinlilere gidecek olan eşyaları? Niye kısıtlıyorsunuz? Mefhumu muhalifinden diyorsunuz ki, evet şimdiye kadar gitti, bundan sonra da gitmeye devam edecek diyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ekim 23 tarihinden bugüne dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı, bir vahşet ve bir soykırım yaşanıyor. Sözüm ona, medeni dünya da bu soykırımı seyrediyor ve ne yazık ki bazen açıktan, bazen de örtülü bir şekilde destekliyor. Peki İslam dünyası sorumluluğunu yerine getiriyor mu? Maalesef hayır. Birkaç toplantı ve kınamanın dışında vahşeti engelleyecek bir tavır, bir tutum, bir yaptırım uygulamıyor, uygulayamıyor. Peki biz ne yaptık? Türkiye olarak nerede durduk? Süreci engelleyecek rasyonel adımlar atabildik mi? Yoksa toplumun öfkesini dindirip, bir anlamda duygularını yatıştırıp süreci idare mi ettik? Maalesef süreci idare ettik ve mış gibi yaptık. 7 Ekim'den bu yana her gün Türkiye'den ortalama 8 gemi kalktı ve İsrail limanına yanaştı. Yanı sıra çok sayıda kargo uçağı yine Türkiye'den İsrail'e mal taşıdı. Ve bütün bunlar hepimizin gözü önünde yaşanırken iktidar cephesi önce bu ticareti reddetti. Sonra biz yapmıyoruz, özel sektör yapıyor dedi. Sonra da aslında bu ticaret var. Sandıktan da bunun çok sert bir cevabını aldık. Onun için hiç olmazsa biz birazını azaltmaya karar verdik dedi. Gazze'de elektrik yok, internet yok ama elektrik kabloları İsrail'e gidiyor. Kürecik'ten istihbarat İsrail'e veriliyor. Gazze yerle yeksan oldu. Ayakta kalan bina yok ama çimento İsrail'e gidiyor. Gazze'de açlık, sefalet, yokluk diz boyu ama taze meyve, sebze, su ve her çeşit gıda İsrail'e gidiyor. İsrail'in demir çeliği Türkiye'den gidiyor. Bunlardan bomba mı yapılıyor bilinmez. İsrail'in petrolü Bakü'den Ceyhan'a, oradan İskenderun ve Mersin limanına, ardından da Hayfa limanına gidiyor. Masum insanların üzerine bomba yağdıran uçaklar bu yakıtı mı kullanıyor bilinmez. İsrail'in dikenli telleri Türkiye'den gidiyor. Bunlarla Gazze'nin etrafı mı çevriliyor? Onlara zulüm mü yapılıyor? O da bilinmez. Ve kim bilir daha bilinmeyen, duyulmayan neler var? Mesela İncirlik üstünden kalkan ABD uçakları önce Güney Kıbrıs'a, oradan da İsrail'e silah taşıyor mu bilmiyoruz. Dış basında yer alan bu iddiaları Kasım 2023'te Sayın Milli Savunma Bakanı'na sordum ama bir cevap alamadım. Yine İsrail'deki Türk firmalarında kaç Türk işçisi çalışıyor, savaştan sonra bu sayı ne kadar arttı diye Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na sordum, yine cevap alamadım. Yanı sıra Sayın Ticaret Bakanı'na kaç kargo uçağı, kaç gemi gitti İsrail'e diye sordum. Yine cevap alamadım. Değerli arkadaşlar, Türkiye bölgesinde hakiki bir güç olmak istiyorsa ve akan kana... Sayın Çömez, lütfen toparlayın. Buyurun. ...dramına, bu vahşi soykırıma dur demek istiyorsa, İsrail'e yapılan ticareti amasız ve fakatsız durdurmalıdır. Ve bu öneriye, bu önergeye hep beraber evet dersek bazı gerçekleri de
Hep birlikte su yüzüne çıkartma fırsatı bulacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Çömez, teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, Filistin'de İsrail'in kirli savaşında katledilenler sadece Filistin halkı değil. Filistinli masum çocuklar, kadınlar değil. Orada insanlık katlediliyor. İnsanlık ölüyor ve dünya sessizce izliyor. Emperyalizm uşaklarını anlarım. Onlar İsrail devletiyle işbirlikçi oldukları için bu katliama sessiz kalabilirler. Göz yumabilirler. Ama bize ne oluyor? Ama Türkiye bu katliama sadece hamasetle, sadece timsahın gözyaşlarıyla yaklaşarak bir tavır belirleyemez. Ticaret 9 Nisan'a kadar aralıksız sürdürüldü bakanın yaptığı açıklamayla. 6 ay boyunca Ekim'den 9 Nisan'a kadar bir itiraftır. İsrail'le Ekim ayından önceki ticari faaliyetler neyse aynı şekilde sürdürülmüş. 9 Nisan'da kısıtlama getirdik diyerek bunun altını kalın çizgilerle çizdiler. Oradaki o kirli savaşta sıkılan her kurşun, atılan her bombada Türkiye'nin de katkısı var. O kurşunlara maalesef o kirli parayla Türkiye'de katkı koymuştur. Şimdi deniyor ki biz kısıtlama getirdik, Filistin halkına yardım yapıyoruz. Allah aşkına, Filistin devletinin jeti mi var, jet yakıtı gönderiyorsunuz? Allah aşkına, Filistin Mescidi Aksa'da o tel örgülere çekenler Filistin halkı mı? Allah aşkına, bor Filistin'de tesis mi kalmış? Başını sokacak ev mi kalmış Filistinlinin, boru kullanabilecek tesisi var? Bütün bunlar çok net bir şekilde bu ticaretin sonuna kadar devam edildiğinin kanıtıdır. Somut göstergesidir. Bir defa şunu unutmamak lazım. Zulümle abat edenin akıbeti berbat olur. Günlerdir bu kürsülerde bu kirli savaştan bahsediliyor. Araştırma önergeleri veriliyor. Ama maalesef iktidar kulağını tıkıyor. Eğer masumsanız, eğer bütün bunlar kesinlikle yapılmıyorsa, o zaman gelin bu önergeden bir tanesine imza atalım. Birlikte araştıralım. Masumiyet karineniz bu araştırma önergesine vereceğiniz olumlu oylarla ortaya çıkacaktır. Vermezseniz işte o zaman her milletvekilinin akıbeti, imza atan her milletvekilinin akıbeti berbat olur. Sayın Bingöl, lütfen toparlayın. Buyurun. İsrail'le mitinglerde dökülen gözyaşlarıyla silinmez. Dik duracaksınız. Ecevit gibi davranacaksınız. Deniz olacaksınız, deniz. İsrail halkıyla dayanışmanın ölçüsü budur. Siz bizim Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir bağımsız Filistin devletini 67'den beri savunuyoruz. Bugün de savunuyoruz. Şiddetle savunuyoruz. Yarın da savunuyoruz. Gelin bu araştırma önergesine imza verin. Kimler ticaret yapmış? O mallar nereye gitmiş? O gemiler nereye yanaşmış? Hep birlikte görelim. Saygılar sunuyorum. Şimdi Saadet Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.